Karga bülbülü fena kıskanırmış. Ne zaman bülbül şakımaya başlasa bet sesiyle onu bastırmak için bağırmaya başlarmış. Bülbül arada kızsa da en iyi bildiği işi yapmaya devam eder, daha bir aşkla şakıyıp dururmuş. Karga bakmış ki bu yolla bülbülü susturamayacak, kurnazlık düşünmüş. Her zamanki gibi seher vakti şakımaya başlayan bülbülün yanına sokulmuş. Bülbül kardeş, boşuna ötüp durma demiş. Neden diye sormuş bülbül. Karga kıskançlığının zehrini dostça sunmuş. Bak demiş, sen her seher vakti gül için şakıyor, onun için gözyaşı döküyorsun. Ama gül yağını eller sürünüyor, gül sana yar olmuyor. Bülbül şöyle bir duraksamış, karganın sözleriyle içindeki vesvese örtüşmüş. Doğru diye düşünmüş. Peki sence ne yapmalıyım? Karga en doğrucu sesiyle cevap vermiş. Gülü bırak dostum, insanlar için ötmeye başla. O zaman gül de senin olur, gülü koklayan da, gül yağını sürünen de. Karganın öğüdünü tutan bülbül, insanların arasına karışmaya karar vermiş. O gün bugündür insanoğlu seherde bülbülle değil, kuşlukta karga sesiyle uyanır olmuş.